Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 1 Kasım'da Türkiye saatine göre öğleden sonra 15.48'de 9 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak. Akrep burcu olan ülkemiz için de kuşkusuz çok önemli bir yeni ay döngüsü bu. Akrep su elementinin sabit niteliklerini taşır. Mars ve Plüto tarafından yönetilir. Krizler, dönüşümler, arınma, mücadelelerle alakalıdır ve gizli konuların açığa çıkmasıyla ilgilidir akrep enerjisi. Doğal olarak astrolojide ay akrep burcunda olmaktan çok hoşlanmaz. Çünkü burada biraz daha bizim bilinçaltına attığımız zararlı duygularımız öne çıkar. İşte bunlar kıskançlıklar, kuşkular olabilir, endişelerimiz, kaygılarımız olabilir, manipülatif duygularımız olabilir. Dolayısıyla bu dönemde özellikle bu duyguların kişisel alanlarda ve tabii ki toplumsal alanlarda biraz daha hani gün yüzüne çıkması, bunlarla mücadele etmemiz söz konusu olabilir. Ölüm ve yeniden doğum teması taşır Akrep Burcu. Ama bunun içerisinde gerçekten bir arınma, bir şifa enerjisi de vardır. Zararlı olan kavramların fark edilmesi, bunları hayatımızdan çıkarmamız, yüklerden kurtulmak, bu şekilde de bir hayatımızda temizlenme, arınma, terapiler, şifa olanakları da mümkün olabilir. Evet, şimdi özellikle tabii ki sabit burçlarımız burada çok etki alabilirler bu yeni aydan. Bunlar akreplerle birlikte boğa, aslan ve kova burçlarımız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarda güneşiniz ve yükselen burcunuz varsa ve eğer doğum haritalarınızda kişisel gezegenleriniz sabit burçların 9 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok önemli olabilir, etkili olabilir. Derece aralığını 5-14 derece arası olarak da burada takip edebilirsiniz. Yenilenmek, dönüşümlerle ilgili dedik. Gerçeklerle yüzleşmeler söz konusu. Zaten dünya krizler içerisinde ve yine önemli bir dönemdeyiz Kasım ayında. Ülkemiz krizler, her gün bir krizle yüzleşiyoruz. Akrep Burcu ülkesiyiz. Doğamızda bu var. Bu yeni ayda yine güneşimizin üzerinde olacağı için demek ki oldukça zorlayıcı bir süreçte olabiliriz. Yani Kasım ayı bizi gerçekten çok etkileyebilir bu yeni ay döngüsü. Şimdi yönetici gezegen Mars'tır Akrep'te. Bir diğer yöneticisi de Plüto'dur. Haritadaki yerleşimine baktığımızda Mars 29 derece Yengeç'te, Plüto 29 derece Oğlak'ta, tam karşıt açıda. Mars Plüto karşıtlığı iki zorlayıcı gezegenin bu zıtlaşması son derece gerilimli, çatışma içeren, mücadele içeren bir enerji ortaya çıkarıyor. Bir yandan Plüto'nun 29 derece Oğlak'taki baskıcı, manipülatif durumu, onun karşısında da mücadele etmek isteyen ama baskı altında direnen bir Mars görüyoruz. Özellikle Yengeç'teki bir Mars duygusal hassasiyetleri çok arttırabilir. Duygusal hassasiyetler neler olabilir? Daha çok özel yaşamımız, kişisel güvenliğimiz, ailevi konular, kendimize ait hissettiğimiz kavramlar, bunlar aile, vatan, yurt, millet gibi konulardır. İnançlarımızla ilgili konulardır, sahip olduğumuz konulardır. Temel ihtiyaçlarımız ve güvenlik alanlarımızdır. Buralarda yoğun bir hassasiyet var. Bir yandan savunma ve bir yandan da mücadele etme ihtiyacı içerisindeyiz. Şimdi Plüto biliyorsunuz artık 29 derece Oğlak'tan ayrılmak üzere ve Kova burcuna geçecek 20 Kasım itibariyle Oğlak burcunda son kez temas ediyor. Bir daha Oğlak burcuna dönmeyecek. Ancak bu çıkışı öncesinde Mars'la karşıt açı yaparak sanki böyle bir son dokunuşunu yapıyor, son vuruşunu yapıyor ve çok güçlü bir pozisyonda. 29 derece Oğlak analitik bir derece olarak özellikle otorite figürleri, gücü elinde bulunduran yapılar, bunlar hani ekonomik gücü elinde bulunduran yapılar olabilir, devlet ve bunun gibi yapılar olabilir. Biraz da tabii ki işin içinde Plüton'un o karanlık enerjisi de var. Dolayısıyla güçle aşırı bir mücadele, güç baskısı, gücü elinde bulunduran kişilerin kontrol ihtiyacı, manipülasyonu burada çok karşımıza çıkabilir ve özellikle Kasım ayının
20'sine kadar olan süreçte bu baskıyı yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Evet, şimdi akrep aslında krizlerle bizi yüzleştiriyor. Aynı zamanda bilinçaltımıza attığımız tüm duygularımızla da bu dönemde yüzleşebiliriz. Gizlilikle alakalıdır akrep burcu. Demek ki bu dönem gizli olan bir şeylerin daha fazla ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Bu da tabii açığa çıkan bu bastırılmış ve gizlenmiş konular yoğun bir şekilde huzursuzluklara, gerginliklere yol açabilir, mücadeleyi arttırabilir. Savaş baskısı tüm dünyada artıyor. Dolayısıyla bu yeni ayı takip eden günlerde, şu anda savaş olan bölgelerde daha fazla otoritenin ve gücü elinde bulunduran kişilerin yoğun baskısını hissedebiliriz. Bunlar çok acımasız, şiddet içeren durumlar da söz konusu olabilir tabii ki bu dönemde. Savaş ve şiddet enerjisiyle beraber tabii ki ekonomiyi yöneten akrep burcu piyasalar üzerinde de önemli tesirler getirebilir. Bu durumda çok da yönetemeyeceğimiz ya da kontrol edemeyeceğimiz durumlar karşısında bireysel olarak mümkün olduğunca dürtüsel davranmamamız gerekiyor. Daha uzun vadeli düşünmek, daha planlı hareket etmek, sabırlı olmak burada çok önemli ve tabii ki farkındalıklı olmamız çok önemli. Yeni ayla birlikte işte Amerika'da seçimler olacak. Tabii ki bunun sonucunda sosyolojik olarak, ekonomik olarak çok önemli gelişmeler olabilir. Piyasaları etkileyebilecek türbülanslar olabilir. Manipülasyon çok artacaktır. Bunu kullanmak isteyen, gücü elinde bulunduran yapılar var. Ülkemizde zaten böyle bir kriz sürecindeyiz. Özellikle Mars Yengeç Burcu'na geçtiğinden bu yana işte güvenlik alanları, bununla birlikte özellikle daha bizi duygusal anlamda etkileyebilecek, halkı etkileyebilecek işte aile kavramları, kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili konular son derece öne çıkıyor. Bu yeni ayda 5. evimizde, güneşimizin üzerinde demek ki devam edecek konular var. Hatta bazı gizli kalan konular biraz daha açığa çıkabilir. Yani bazı konular iyice deşilebilir. Uzun yıllardır devam eden ama gizli kalmış bir şeylerin gerçekten hani artık daha fazla gündeme gelmesi, ortaya çıkması mümkün. Aslında bunlar arınmak için, şifalanmak için gereken şeyler. Yani krizle yüzleşmek, işte korkularımızla, bastırdığımız olumsuzluklarla, saklanan gerçeklerle yüzleşmek, bunları dönüştürmek, hayatımızdan çıkarmak, arınmak için de gerekiyor. O yüzden kriz ve dönüşüm yeni ayı diyoruz biz akrep burcuna. Ama bunları yaşarken tabii ki stres var, kaygılar artıyor. Zorlayıcı bir süreç, kolay bir süreç değil. Özellikle tabii son zamanlarda işte ülkemizde siyasi alanlardaki stres artıyor. Bu dönem yine böyle bir dönem. Satürn şu anda ülkemizin haritasının Uranüs üzerindeki hassas bir noktadır. Böyle beklenmedik ani gelişmelerle ilgili bir derecedir burası. Şimdi Satürn o noktada. Bir yandan hükümeti, yönetimi de çok zorluyor ve politikada özellikle parlamentoda çok hızlı değişimlerle, hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz. Anayasayla ilgili tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bir yandan onun baskısı var. Bir yandan yine halkı etkileyebilecek en önemli konulardan birisi tabii ki ekonomik baskılar. Bunlar zaten yoğunlaşıyor. Bunun sonucunda halkın gelecek kaygıları iyice artıyor. Şimdi bu dönem ekonomide bazı yapısal konular gündeme gelebilir. İşte vergilerle ilgili olabilir, bazı sigortalarla ilgili olabilir ve benzeri konularda bazı kararlar alınabilir ve değişimlere gidilebilir yapısal anlamda. Bununla birlikte Jüpiter şu anda, yani ülkemizin Jüpiter'i akrep burcunda ve o bir tam Uranüs açısı da almakta yeni ay sırasında. Dolayısıyla askeri anlamda da daha fazla hareketin artabileceği dikkat çekici durumlarla karşılaşabiliriz. Şimdi sağlık konularına da özellikle önem vermemiz gerekiyor. Bu yeni ay psikolojik olarak çok zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla zararlı duygularımızla bizi yüzleştireceği için bastırdığımız her şey bir anda patlama noktasına gelebilir. Çünkü Mars Plüto karşıtlığı var. İlişkilerde krizler çok artabilir. Duygusal kontrol ihtiyacı artabilir. Bu durum tabii ki şiddet ve çatışmaları öne çıkarabilir. Dolayısıyla ilişkilerde krizler olabilir. Maddi krizler artabilir.
ülkemizin yine borsa ve spekülatif piyasalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki hareketi bu dönemde çok önemli. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Çünkü Mars retrosu da yaşayacağız. Şu sıralarda Mars 29 derece Yengeç'te. Ancak bu dereceleri önümüzdeki birkaç ay içerisinde retro yapacağı için tekrar ulaşacak. Bu nedenle ben bu yeni ay enerjilerinin, yani bu yeni ayda ortaya çıkabilecek konu ve kavramların önümüzdeki birkaç ay gündemde kalabileceğini ve daha fazla hani mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde Kasım ayında, 5 Kasım'da Mars Aslan'a geçecek. Ancak aralığın ilk haftasında gerilemeye başlayacak. Ve 6-7 Ocak'ta tekrar 29 derece Yengeç'e gelecek. Bu yüzden 29 derece Yengeç noktası önümüzdeki Ocak ayında da tekrar bir tetiklenecek. İleri harekete döndükten sonra da Nisan'da, Nisan'ın ortalarında yine 14-15 Nisan civarı bu noktada olacak. 18 Nisan'dan sonra Mars Yengeç'ten çıkacak, artık Aslan Burcu'na tamamen yerleşmiş olacak. Bakın, önümüzdeki birkaç aylık bir süreç aslında Mars bu hassas noktalarda duracak. Dolayısıyla bu Akrep yeni ayının enerjilerinin biraz hani uzun vadeye yayılabileceğini, kişisel ve toplumsal alanlarda daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini de burada söyleyebiliriz. Sağlık konularında Mars-Plüto karşıtlığı enfeksiyonlara, yaralanmalara, şiddet içeren konulara, kazalara ve tabii ki psikolojik sorunların artmasına ve kontrol edilemeyecek davranışlara çok müsaittir. Bunlara karşı dikkat edelim. Bedensel olarak özellikle üreme sistemlerimiz, böbrekler, cinsel bölgeler bu dönemde daha hassas olabilir. Bu alanlardaki rahatsızlıklar, hastalıklar biraz daha fazla kendini gösterebilir. O yüzden mümkün olduğunca da tabii ki kendimize, sağlığımıza özen göstermemiz gerekiyor. İhmal etmemek gerekiyor sağlık konularında. Yeni ay doğum haritalarınızın hangi evindeyse, yani Akrep Burcu hangi evinizdeyse, tabii ki o alanlarda böyle bir etkinin ortaya çıkabileceğini, gündemlerin hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi özellikle yükselen burçlarınıza göre yeni ay enerjilerinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Akrep Burcu'ndaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Krizlerle ilgili bir yeni ay, üstelik yönetici gezegeniniz Mars Yengeç Burcu'nda, Plüton'un karşıt açısında olacak. Biraz da hani duygusal baskıların artabileceği bir dönemdesiniz. Bu dönemde özellikle aile büyükleriniz ya da çalışıyorsanız otorite figürleriyle olan ilişki dinamiklerinizde daha fazla kontrol ve güç mekanizması olabilir, ama bir yandan da çatışmalar olabilir. Parasal anlamda risklerin artabileceği, gelecek kaygıların öne çıkabileceği bir dönem. Borç alacak konularına dikkat etmek gerekiyor. Bununla birlikte bazılarınız ev, emlak işleri, kentsel dönüşüm gibi bir şeyleri almak, satmak gibi, taşınmak gibi konularla uğraşabilirler. Aile, ebeveynlerle ilgili alanlarda maddi manevi sorumluluklarınız öne çıkabilir. Bazı konularda zorlayıcı durumlar olabilir. Ailenin sağlığı gibi ve benzeri konularda. Genel olarak bu dönemde çok duygusal davranmamanız gerekiyor. Dürtüsel davranmamanız gerekiyor. Olayları daha uzun vadeli değerlendirmenizde fayda var. Sağlık konularında da tabii ki bazı beklenmedik krizler olabilir. Özellikle enfeksiyonlara daha yatkın olabilirsiniz. Mideniz, sindirim sisteminiz, cinsel bölgeler biraz daha hassas olabilir. Kendinizi çok yormamaya çalışın bu dönem içerisinde ve bazı sağlık sorunlarınız varsa ihmal etmeyin. Hani bir anda böyle bir diş enfeksiyonu da oluşabilir, bir anda bir probleminiz de ortaya çıkabilir genel olarak baktığımızda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, akrep, aslan, kova 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay enerjileri sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Finans konularına dikkat edelim. Borç konularına dikkat edelim. Yatırımlarımızda çok fazla risk almamaya çalışalım sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Akrep Burcu'ndaki yeni ay ilişki evinizde doğacak. İlişkilerle ilgili önemli bir dönemdesiniz. Biraz mücadeleli ve krizlerle yüzleşebileceğiniz bir dönem. Tabii ki yeni tanışmalar olabilir. Hayatınızda belki de hayatınızı dönüştürecek bir ilişki karşınıza çıkabilir. Uranüs'ün enerjisi sizinle. Dolayısıyla sürprizlere de hazır olmak lazım. Yani hızlı bir tanışma, bir arkadaşlık veya bir teklif alabilirsiniz. Evlilik teklifi de karşınıza çıkabilir. Veya bir işbirliği, ortaklık ya da böyle bir
konu da karşımıza çıkabilir. Ama şu süreçte özellikle geleceğinizi etkileyen alanlarda daha güçlü düşünceler içerisindesiniz. İlişkilerle bağlantılı olarak ya da ilişkilerinizde vereceğiniz kararlarla bağlantılı olarak çevresel değişiklikleriniz olabilir. Bazı düşünceleriniz ya da bazı ilişkilerinizle ilgili düşüncelerinizi kökten dönüştürebilirsiniz. Kardeşlerle ilgili mücadeleleriniz olabilir. Sizin ya da eşinizin yakınları, akrabalarla ilgili beklenmedik bazı durumlar olabilir hayatınızda. Bir mücadele veya bir hukuksal konunuz gündemde olabilir. Bir miras konusudur ve benzeri bir süreciniz olabilir. İşte bu alanlarla da ilgili aslında zaman zaman çatışmaların olabileceği ve zaman zaman biraz belki sizi zorlayacak konuların ortaya çıkabileceği bir süreçtesiniz. Bir evlilik içerisindeyseniz eşinizin yaşamında ya da eşinizin yakınları, ailesiyle ilgili alanlarda da bu yeni ay enerjileri etkiler ortaya çıkarabilir. Beklenmedik seyahatleriniz olabilir. Yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan daha önemli etkiler alabilirsiniz sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, akrep burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleki konularda bazı yenilikleriniz olabilir. Bir işe girebilirsiniz, para kazanmaya başlayabilirsiniz. Yani maddi durumunuzu etkileyecek bazı değişimler var. Eğer sizin için uygun olmayan bir işte çalışıyorsanız, mutsuzsanız işten ayrılabilirsiniz. Ama maddi alanlarda bazı risklerin ortaya çıkması mümkün. Hani bu alanlarda baskılar da hissediyorsunuz. Belki bir borcu ödeme konusunda ya da bir parasal ihtiyacınızla ilgili. Dolayısıyla maddi kaygılarınızın, gelecek kaygılarınızın artması mümkün. Borç alacak konularına dikkat etmekte fayda var. Bununla birlikte sağlık konularında hassas olduğunuz bir dönemdesiniz. Unutmayın, sağlığınızı ihmal etmeyin. Hani bir anda bir problem ortaya çıkabilir. Hani dişiniz ağrıyabilir, işte bir enfeksiyon sorununuz olabilir, bir operasyon geçirmeniz gerekebilir. Sağlığınızı iyileştirmek için, tedavi olmak için bir diyete başlamanız mümkün. Hani bunlar gündeme gelebilir. Çalışma koşullarınız, beslenmeniz, günlük hayatınızın rutinleri, alışkanlıklarınız. Yani tüm bunları şöyle bir gözden geçirip değiştirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Eğer zararlı alışkanlıklarınız varsa bunları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Bir arınma programı, bir şifa programı, belki bir terapiye başlayabilirsiniz. Hani bunları hayatınıza alabilirsiniz sevgili ikizler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarda akrep, boğa gibi gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, akrep burcundaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Diğer burçlarla kıyasladığımızda aslında daha romantik, daha duygusal, hoş etkiler de alabilirsiniz. Yani bu yeni ay hayatınıza beklenmedik, hızlı bir aşk getirebilir. Duygusal heyecanlar artabilir. Var olan bir ilişkinizde belki romantik paylaşımlarınızın güçlendiği bir dönemdesiniz. Ama bir yandan da sanki böyle bir karşınızdaki kişinin beklentileri var. Yani bir ilişki içerisindesiniz, işte evlilik beklentisi gibi. Biraz hani üzerinizde bazı baskılar hissediyor olabilirsiniz. Biraz kontrol edilmek, edilebilirsiniz ya da size kontrol etmek isteyen karşınızda bir kişi olabilir. Bu eşiniz de olabilir, partneriniz de olabilir. Birlikte bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Belki çocuk sahibi olmak gibi, ebeveyn olmak gibi hani konular gündemde. Bununla birlikte çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili bazı yine eşinizle birlikte hayatınızda daha fazla sorumluluk almanız gereken veya bazı bakış açılarınızı değiştirmeniz gereken konular olabilir. Eğer eşinizle çocuklarla ilgili konularda fikir ayrılıklarınız varsa mücadeleler de olabilir burada. Bir boşanma ayrılık konunuz olabilir. Bununla bağlantılı tabii ki hayatınızda bazı krizler, dönüştürmeniz gereken konular olabilir. Parasal anlamda yatırımlara dikkat edelim. Çünkü risk alma eğilimindesiniz. Ancak manipülasyonun ortaya çıkabileceği ve piyasaların çok hızlı hareketler gösterebileceği bir dönem. Sonuçta akrep krizlerle ve parayla ilgili bir burçtur. Dolayısıyla mümkün olduğunca daha böyle uzun vadeli, daha güvenli, daha mantıklı hareket etmenizde, bu tarz tutumlar içerisinde olmanızda fayda var sevgili yengeçler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, akrep, boğa, aslan ya da kova gibi burçların
9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, akrep burcundaki yeni ay 4. evinizde doğacak. Duygusal hayatınız, özellikle ailevi konularda biraz daha hassasiyetin arttığı bir dönemdesiniz. Günlük hayatınızın genelinde böyle bir değişim ve bir düzenleme olabilir. Belki bir iş konusunda karar vereceksiniz. Çalışma koşullarınızda, düzeninizde bir değişim olacak. Taşınma gibi böyle bir yer değişikliği olabilir. Özellikle aileniz, ebeveynleriniz veya yakın akrabalarınızla da ilgili bazı krizler olabilir. Yani bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde. Dolayısıyla duygusal anlamda zaman zaman bastırdığınız, içinizde tuttuğunuz duyguların, endişelerin hani daha fazla açığa çıkması, sizi huzursuz etmesi mümkün bu dönemde. Mümkün olduğunca daha sakin olmakta fayda var. Kendinize iyi gelecek faaliyetleri, bunlar hani maneviyata yönelmek de olabilir, sanat da olabilir. Bunlara yönelmekte fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü, önemli etkiler alabilirsin. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, akrep burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili endişeleriniz biraz artabilir bu dönemde. Belki kardeşlerle ilgili önemli bir konunuz var. Tabii ki yeni kararlar vermeniz, geleceğe ait hedeflerinizde, düşüncelerinizde dönüşümler olması mümkün görünüyor. Belki arkadaş çevrenizde de ait olduğunuz sosyal çevrede sizin de çok müdahale edemediğiniz bazı önemli etkiler olacak. Dolayısıyla bazı projelerden ayrılmanız ya da bazı grup faaliyetlerinden faaliyetlerini sonlandırmanız mümkün. Yani özellikle ikili ilişkiler, sosyal ilişkiler buralarda önemli tesirler getirebilir. Bazı yeni anlaşmalar ve sözleşmeler yapabilirsiniz. Yeni fikirler, özellikle ticari alanda yeni fikirler açığa çıkabilir bu dönemde. Meraklı olacağınız bir dönem. Dolayısıyla herhangi bir konuda araştırma yapıyorsunuz, derinlemesine o konuya odaklanabilirsiniz. Veya eksiklerinizi, hatalarınızı bu dönemde fark edebilirsiniz. Bol bol okuyup araştırabileceğiniz, bir şeyleri tasarlayıp üretebileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. İlgi duyduğunuz bir alanda bir eğitime de başlayabilirsiniz. İşle ilgili, eğitimle ilgili bazı seyahatlerinizin, yolculuklarınızın da gündeme gelmesini bekleyebiliriz bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda akrep, boğa, aslan ya da kova 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa yeni ayın tesirleri çok daha öne çıkabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, akrep burcundaki yeni ay 2. evinizde doğacak. Daha çok para düşünüp parayla ilgili konularda bazı önemli hareketlerin olabileceği bir aydasınız. Tabii ki endişeleriniz de var ya da parayla ilgili bir krizle yüzleşebilirsiniz bu yeni ay döngüsünde. Aynı zamanda Mars-Plüto karşıtlığı, kariyeriniz, ailevi konular, hani bu buralarda da bazı mücadelelerin, çatışmaların olabileceğini işaret ediyor. Belki böyle bir iş değiştirme dönemindesiniz. Belki bir işle bağlantılı, kariyerle ilgili önemli bir karar verip bir taşınma, yer değişimi, meslek değişimi ve benzeri konular var hayatınızda. Bu da tabii ki maddi gelirlerinizi, mali durumunuzu etkileyebilir. Bir işe de girebilirsiniz ya da bir işi kapatabilirsiniz. Aynı şekilde hani bir mülkü satmanız, İşte size ait bir kaynağı dönüştürmeniz, bir kira geliri elde etmeniz ya da bir aileye ait bir toprağın, mülkün satılması nedeniyle bir para elde etmeniz ya da bir kentsel dönüşüm gibi bir konuda bir parasal işinizin hani gündeme gelmesi, belki bir kredi, borçlanma konusu da olabilir. Yani daha çok bu alanlarda önemli etkiler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet, biraz kaygılar var, krizler var ama sonuçta sorunları fark edip dönüştürebileceğiniz ve genel olarak da maddi güvenlik açısından kendi adınıza gelir gider dengenizde önemli bazı yenilikler yapabileceğiniz bir dönemdesiniz sevgili teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar akrep, boğa, aslan ya da kovada 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili çalışabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, tabii ki bu yeni ay sizin yeni ayınız, en fazla sizi etkiliyor. Özellikle doğum günü 28 Ekim ile 4 Kasım arası olan, güneşi akrep olanlar ve yükselen burcu da 9 derece ve yakınlarında olan yükselen akrepler için etkili bir yeni ay. Her alanda hayatınızda böyle bir yenilik, bir
dönüşüm enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Özellikle Mars'la Plüton'un, yani iki yönetici gezegeninizin karşıt açıda olması kuşkusuz içsel anlamda çok yoğun bir stres, bir gerilim yaratabiliyor. Bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Hani bunlar işle ilgili konularda olabilir hayatınızda, ya da inançlarınızla ilgili, geleceğe ait düşüncelerinizle ilgili olabilir. Buralarda önemli dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Yani bir fikrin, bir inancın, bir idealin dönüşmesi gibi konularda. Bazı baskıların artması mümkün. Yani bir hukuksal işiniz olabilir. Veya yasal alanlarda böyle bir hani otorite figürleriyle ilgili alanlarda aşılması gereken bir sıkıntınız ya da bir zorluğunuz olabilir. Yurt dışı konularında hedefleriniz olabilir ama burada belki bazı engellerle karşılaşıyorsunuz. Akademik çalışmalarınız olabilir. Burada bir çalışma içerisindeyseniz belki anlaşmakta zorlandığınız bir otorite figürü ya da size baskı uygulayan yapılar olabilir. Aslında hayatınızda bazı krizler var ve bunları aşmaya çalışıyorsunuz. Daha sağduyulu, daha sabırlı, daha farkındalıklı hareket etmeniz gereken bir dönem. Belki de hayatınızda artık geride bırakmanız gereken bazı düşünceler var. Bunları bırakabilirsiniz. Değişebilirsiniz. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Krizlerle yüzleşme ama aynı zamanda arınma ve şifalanma dönemindesiniz sevgili akrepler. Genel sağlığınıza tabii dikkat edin. Biraz hani fiziksel imajınızda yenilikler de olabilir. Hatta bazılarınız çevre değişiklikleri de yapabilir bu süreç içerisinde. Çeşitli nedenlerle eğitim olabilir, iş kariyer olabilir, ilişkilerle bağlantılı olabilir. Bir taşınma, yer değişikliği, çevre değişikliği ve benzeri konularda tetiklenebilir tabii ki. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlar, işte güneşiniz, yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa, bununla birlikte böyle 29 derecelerde, 28-29 gibi öncü burçlarda, böyle koçta, terazide, yengeçte, oğlakta gezegenleriniz varsa biraz daha artacaktır. Hayatınızdaki bu yeni ayın etkileri çok daha güçlenecektir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, akrep burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Bazı konularda gizliliklerin öne çıktığı ama sırların da ortaya çıktığı bir dönemdesiniz. Özellikle para konularında hani bilmediğiniz, gizli olan bir şey açığa çıkabilir. Yani unutulmuş bir borç da açığa çıkabilir ya da bilmediğiniz bir gündem de söz konusu olabilir. Özellikle belki eşinizin parası ya da eşinizin harcamalarıyla ilgili bazı yüzleşmeleriniz olabilir. Dolayısıyla biraz böyle sizi şaşırtacak sürprizler olabilecek bir dönemdesiniz ki bunlar daha çok finansal konuları içerebilir. Bununla birlikte farkındalığınızın güçlendiği bir dönem. Sezgileriniz de çok güçleniyor. Rüyalarınıza dikkat edin. Bilinçaltınıza yöneldiğiniz bir süreçtesiniz. Dolayısıyla kendinizle ilgili bir şeyleri keşfedebilirsiniz. Uzun süredir bastırdığınız duygular açığa çıkabilir. Belki sizin başkalarından gizlemeye çalıştığınız bir şeyler de ortaya çıkabilir. Yani bunları da iyi yönetmek gerekiyor. Dolayısıyla bu yeni ay aslında bir arınma, bir şifa yeni ayı. Bedensel, ruhsal, zihinsel bir sorununuzu fark etmeniz, bununla ilgili tedaviler bulmanız, şifalanmanız da mümkün. Hayatınızda doğru olmayan, sizin için gerekliliği kalmayan bazı şeyleri artık bırakabilirsiniz. Bunlar zararlı alışkanlıklarınız da olabilir. Artık sizin için yapılmaması gereken harcamalar da olabilir. Belki böyle maddi alanlarda bütçenizde de bazı düzenlemeler yapmanız mümkün görünüyor. Dolayısıyla biraz hani genel itibariyle sizi duygusal olarak etkileyebilecek, maddi endişelerinizi arttırabilecek bir dönemdesiniz ama çözüm yollarını da bulabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, akrep, aslan, kova 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu yeni ay sizin için daha etkili olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, akrep burcundaki yeni ay 11. evinizde doğacak. Bu yeni ay sırasında gerçekten sosyal alanlarda, özellikle ilişki içerisinde olduğunuz kişiler, arkadaşlarınız, belki biraz daha duygusal ilişkilerinizle ilgili alanlarda bazı krizler gündeme gelebilir. Plüto artık burcunuzun son derecesinde. Bu tabii ki 29 derece, yani oğlak burcunun son derecelerini biraz daha baskı altında tutuyor. Hani bir ilişkide kriziniz olabilir. Bir evlilik konusu, bir boşanma konusu. Belki böyle bir ortaklı işinizde bir kriziniz var, işbirliğinde.
bir mahkemeniz, bir davanız da olabilir. Açık düşmanlıklara dikkat edin, rakiplere biraz daha dikkat edin. Çünkü karşınızda bir Mars var, kontrol edemeyeceğiniz durumlar olabilir. Siz kontrol etmek isteyen taraftasınız ama Mars burada sizi risk altında tutuyor. Dolayısıyla çatışmalara da açık bir dönemdesiniz. Özellikle bazı ilişkilerinizi bitirmeniz, bazı gruplardan ayrılmanız mümkün. Parasal konularda risklere de açık bir dönemdesiniz. Spekülasyona dikkat etmekte fayda var. Tabii ki yeni tanışmalar olabilir. 11. ev. Yani yeni idealler, yeni niyetler, yeni çevreler getirebilir bu yeni ay size. Dolayısıyla aslında bir şeyleri bitirmek, hani bir yerlerden ayrılmak ama yeni bir yerlere de gitmek, yeni insanlarla tanışmak için de sizi destekliyor aslında bu yeni ay. Ama süreç içerisinde işte bu dönüşümü yaşarken oldukça fazla çatışma içerisinde olabilirsiniz. Bunları da iyi yönetmek gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda akrep, boğa, aslan ya da kova. 9 derece ve yakınlarına gezegenleriniz var mı? Eğer varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Akrep burcundaki yeni ay 10. evinizde doğacak. Kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler içerisindesiniz. Belki bazı dönüşümler var burada. Hedeflerinizin değiştiği, geleceğe ait planlarınızın dönüştüğü bir süreçtesiniz. Evet, bir işe, bir mesleğe başlama ama bununla birlikte çevresel koşulların değişmesi de mümkün. Yani bir işe başladınız, bununla belki bir yerden bir yere atandınız. Bu ne yapar? Hani çevre değişimine yol açabilir. Taşınmak zorunda kalabilirsiniz. Yani bu günlük hayatınızın düzeninde böyle bir yenilenme söz konusu olabilir. Bunun süreçte size getirdiği bazı işler, ekstra sorumluluklar olabilir. Yorulabilirsiniz bu dönem içerisinde ya da duygusal baskılar da hissedebilirsiniz. Bununla birlikte özellikle ailevi alanlarda, ebeveynlerle ilgili konularda bazılarınız için gündemleriniz olabilir. Hani bunlar sizi biraz yorabilir ya da onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Onlarla bağlantılı olarak da süreç içerisinde günlük hayatınızın düzeninde belki yine yeni bir gündeminiz olabilir. Değişiklikler yapabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin. Çünkü bu yeni ay size açı yapıyor ve aynı zamanda 12. ve 6. evinizde de biraz baskılı durumlar var. Dolayısıyla sağlık konularında hassasiyetleriniz olabilir. Görmezden geldiğiniz, bastırdığınız bir şeyler varsa onlar kendini gösterebilir. Sağlıkla da bağlantılı olarak işte beslenmeniz, diyetiniz, alışkanlıklarınız, tüm bunları şöyle bir belki köklü bir şekilde dönüştürmeniz, yenilemeniz, yaşam kalitenizi arttırmak adına da önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Sevgili kovalar, üstlerle ilişkilere dikkat edin. Özellikle çalıştığınız ortamda iş arkadaşlarınız ve otorite figürleriyle olan ilişki dinamiklerinde biraz böyle kontrol mücadeleleri, işte baskılar olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor bu dönemde. Çok isyankar olmamak gerekiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan daha önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, akrep burcundaki yeni ay 9. evinizde doğacak. Burası geleceğe ait vizyonlarınız, hayalleriniz, beklentilerinizle ilgili bir alan. Diğer burçlarla kıyasladığımızda aslında siz daha rahat olabilirsiniz. Çünkü Satürn burada size böyle bir olgunluk, bir kabulleniş, bir istikrar getiriyor hayatınıza. Olup bitenlere manevi bir derinlikle, kabullenişle yaklaştığınızda birçok konuda daha dirayetli olabilirsiniz. Özellikle eğitim konularınız, akademik çalışmalarınız, hukuksal bir işinizle ilgili alanlarda keskin çözümler bulmanız mümkün. Burada belki hizmet aldığınız kişiler, danışmanlarınızla ilgili hani tıkanan konular varsa, yolunda gitmeyen bir şeyler varsa hani bir dönüşüm içerisinde olabilirsiniz. Bununla birlikte özellikle yurt dışı konularında engellerle karşılaşıyorsanız belki farklı bir yol izleyebilirsiniz. Birçok konuda aslında yeni fikirlerin, ilhamların öne çıktığı bir dönemdesiniz. Yaratıcılığınız artıyor. Sanata ve maneviyata daha fazla yönelebilirsiniz bu dönem içerisinde. Çocuklarınızla ilgili bazı sorumluluklarınız olabilir. Ya da aşk hayatınızla ilgili bazı tıkanıklıklar hissedebilirsiniz. Bu alanlarda da olup bitenlere manevi bir derinlikle yaklaşmakta fayda var.
Seyahatlerinizin olabileceği bir dönem. Kendinize yeni hedefler, yeni vizyonlar belirleyebilirsiniz. Çok farklı manevi açılımlar ve ruhsal rehberlikler de alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, akrep, aslan ya da kova 9 dereceye yakınlarında gezegenleriniz varsa yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir.